Şimdi keskin bakış dedik. Keskin bakışlı çok sevdiğimiz bir yönetici, çok sevdiğimiz bir iş adamı var. Asuman Hanım zaten şimdi sanıyorum onu canlı yayına mı veriyorsunuz? 1987'de İTÜ bilgisayar mühendisliğinden mezun olduğu, düşünün bakın bilgisayar mühendisi olmaya karar veriyor. O yıllarda seçiyor bu alana yatırım yapacağım diye. İndekse yatırım yapıyor 94'te. Türkiye'ye muazzam bir şirket kazandırıyor, istihdam sağlıyor. Türkiye'nin adını Yıldızlar Ligi'ne yerleştiriyor. Tabii ki iş adamlığını biliyoruz, TÜSİAD Başkanlığı'nı biliyoruz ama benim yakından takip ettiğim, kendisi Antakya, Hatay'a gönül veren bir kişidir. Dedik ya iyi kalpli olmak, çok iyi kalplidir ve bu iyi kalpliliği 15 Temmuz 2010 tarihinde bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görülüp üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirildiğini ben yeni öğrendim. Hiçbir yerde anlatmaz söylemez. Biraz önce CV'si yanında dedi, bunu söylemesek olmaz mı dedi. Dedim ki Erol Bey müsaade edin söyleyeyim çünkü rol modellik çok önemli. Dün İbrahim Betil'le bir jürideydim. Ekonomik gelişmişlik endeksi hiç önemli değil, insani gelişmişlik endeksi önemlidir diyordu. Biz ekonomik olarak yükselirken insani gelişmişlikte hiç ileri gitmiyoruz demişti. Yıllar öncesinin verileri. Bizim iyi kalpe, gönüle ve iyi rol modellere ihtiyacımız var. Büyük bir alkışla Erol Bileci'yi kürsüye davet etmek istiyorum. Çok değerli konuklar, değerli basın mensupları, kısaca size sık sık sevgili dostlar diye hitap etmek istiyorum. Bu çok keyifli tanıtımdan sonra ve müthiş bir enerji dolu salona baktığım zaman insanın gerçekten çok daha farklı kendini hissettiği, güne bundan daha iyi başlanabilir mi diye çok keyifle bu anlamda sorguladığı bir etkinliğe başlamış oluyoruz. Hakikaten sizlerle beraber birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten dile kolay. Bugüne kadar hepimizin onlarca kez, belki yirmilerce kez muhtelif zirveleri izlediği malum. Fakat aynı zirvenin 20.sine tanık olmak bana kalırsa önemli bir maharet. Bu doğrultuda gerçekten TÜİAD'ı canı yürekten tebrik ediyorum. 2020 araştırma ile kesin görüş. Ben gerçekten özellikle de temayı muazzam derecede sevdim. Bu görkemli tema keskin bakışın özellikle iş dünyası ile son derece iç olduğunu muhteşem ve zarif bir şekilde ortaya koymakta. Çok değerli misafirler, çok değerli dostlar. Etkinlik boyunca araştırmaların öneminden bol bol söz edilecek, değerinden bol bol söz edilecek. Araştırmaların kusursuz analizlere ışık tuttuğunu ve değişimlerin öncüsü olduğunu sürekli ve keyifle izliyor olacağız. Ben ise sizlere bu temanın içinde çok önemli bir yer işgal ettiğine inandığım kültürel miras ve başarıdan söz etmeye çalışacağım. Genelde bu iki kavramın bir arada anılması bizi gerçekten farklı çağrışımlara yöneltir. Şöyle doğru soruları sorabiliriz belki. Miras başarının ön koşulu mudur? Peki biz çoğu zaman başarının çok çalışmaktan, azim göstermekten, sabretmekten geldiğini söylemiyor muyuz? Miras bir yolculuğa, bir mücadeleyi bizi sanki bir sıfır önde başlatan, irademizin üzerinde fazla söz sahibi olmadığı kazanımlar değil mi? Bunların tamamı gerçekten doğru sorular sınıfına girebilir. Yanıtlarsa bence insanı insan yapan değerlerle, insan doğasıyla çok daha yakından ilişkili. Zira mirasın da, başarının da, odağında insan faktörü var. Kültürümüz, isimlerimiz, cinsiyetimiz, inancımız ne kadar farklı olursa olsun hepimizin ortak noktası insan olmamız. O halde doğru sorulara sormaya sanki devam edebiliriz. Bir insanı insan yapan nedir? Damarlarımızda akan kan, et, kemikler, çalışan bir beyin ve organlarımız mı? Elbette bu kadar basit değil. Birimizi diğerinden ayırt ederken fiziksel özelliklerin yanı sıra karakter özellikleri daha baskın görünür çoğu zaman. İki insan bir araya geldiğinde karşılaşan, tanışan başlangıçta fiziksel özellikler olsa da biraz zaman geçtiğinde aslında karakterler devreye girer.
deneyimler, fikirler, zeka çarpışmaya, adeta dans etmeye başlar. Biraz düşününce şunu net olarak fark ediyoruz. Biz isimlerimizden bağımsız olarak genetik özelliklerimizin, ailemizin bize aşıladığı değerlerin, aldığımız eğitimlerin ve yaşadığımız deneyimlerin aslında birer toplamlarıyız. Aldığımız tüm kararlarda, söylediğimiz tüm sözlerde bu unsurların birkaçının ya da tamamının bizim irademizin arka planında da adeta bağımsız bir saat gibi çalıştığını görebiliyoruz. Bu saatin çalışma hızına birçokları veya birçoğumuz deneyim diyoruz. Bir kısmımız da bilinçaltı. Bunun tıpta da veya sağlık biliminde de önemli bir yeri var. Ben ise daha kapsayıcı bir ifadenin gücüne inanıyorum sevgili dostlar ve buna da kültürel miras diyorum. Evet, bu miras konuşmamın başında da soruda aynen geçtiği gibi acaba geçen bu bildiğimiz genel anlamda algıladığımız mirastan biraz daha farklı. Miras sözcüğünün barındırmış olduğu o maddi çağrışımdan daha geniş bir kavrama işaret ediyor bildiğiniz gibi. Kültürel mirası insanı tanımlayan temel özelliklerden gerçekten biri olarak görüyorum. Fakat beni esas büyülediği alan ise insanlardan ziyade kurumsal miras denince kurumlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi kurumları kurum yapan sicil gazetelerinde yazılan cümleler değil, fiziksel bir mekan, kağıda dökülmüş değerlerden çok daha fazlası olan kültürel mirastır. Bunu kurumlardan daha fazla hissetmemizin sebebi, kurumların ömürlerinin insan ömürlerinden daha fazla olması belki de. Her kurum kurulduğu tarihten bu yana edindiği deneyimlerin, geçirdiği süreçlerin, DNA'sına işlenen kültür kodlarının birer hakikaten toplamıdır. Kurumları başarılı kılansa bu mirasa sahip çıkıp onu yeni değerlerle besleyebilme becerisidir sevgili dostlar. Kültürel mirasın en önemli unsuru olarak gördüğüm kurumsal hafızayı da bu yönden kurumların bilinçaltısı olarak sanki tanımlayabiliriz. Bu hafıza anında bilgiye dönüşebilen veriler, anında harekete dönüşebilen deneyimlerle ne kadar beslenirse ve ne kadar iyi işlenirse kurum o kadar dinamik, o kadar da kalıcı olur. Kültürel mirası bu yönüyle bizim hazinemiz ve en değerli varlığımız olduğunu bütün samimiyetimle inanarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli vurgulamak istediğim bir nokta daha var. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında bağımsız ve izole bir kültürel mirastan asla bahsedemeyiz. Kültürel miras artık evrensel hale gelmiştir. İnsanlığın ortak mirası olduğu fikri artık daha yoğun bir şekilde hepimiz tarafından kabul edilmektedir. Kültürel mirasın birçok paydaşın katkısıyla çok yönlü ve çoklu bir birikim şeklinde oluşabilir. Kültürel miras yaşamdan beslenir, yaşar ve yaşamı da besler. Yani yaşayan ve yaşatan birikimlerimizdir. Bunun için potansiyelimizi gerçekten fazlasıyla mevcut olduğunu görüyorum kültürel mirasın gelişmesi için. Bu potansiyelimizin en önemli kaynaklardan bir tanesi tabii ki kültürel miras olmakla beraber sadece gerçekten bunun zaman zaman farkına varmamız gerekiyor. Sağlam geleceğimizi, zengin geçmişimizle kuracağımıza da yürekten inanıyorum. Çok değerli konuklar, değerli dostlar, kurumları ayakta tutan ve geleceği taşıyan noktaların başında kültürel miras olduğuna inanıyorum. Kültürel mirasın ama ana kaynaklarına bakıldığı zaman bilgiyi ve veriyi, bu iki ögeyi altını çiziyorum. Bunlar çok önemli noktalar. Bunları besleyen en önemli ayrıntılar. İçinde bulunduğumuz çağ öncekilere gerçekten hiç benzemiyor. Her şey çok yüksek bir hızla akıyor. Yenilikleri ucundan tutamayan sanki yok oluyor ve gerçekten de yok oluyor. İnovasyon ve girişimcilik hızla yol alıyor. Şu anda insanların sahip olduğu mesleklerin bir bölümü aynı şekilde gelecekte var olacağından artık %100 şüpheliyiz. Hatta var olmayacağından eminiz. Bu ortamda bizim yapmamız gereken, daha doğrusu başarıya ulaştırılacak kültürel miras olarak acaba bırakmamız gereken şeyler nedir? Mutlaka bunun tek bir yanıtı olmayabilir ama geçmişten geleceğe bir bağ kurmalı, kurumsallaşmalı ve süreklilik sağlamalıyız. Sürekliğin anahtarı da kültürel bir sermaye, bir miras oluşturmakta ve bunu profesyonelce yönetmektedir. Bu konuda sizlere, özellikle bu salondaki genç insanlara çok daha fazla iş düşüyor. Çok değerli dostlar,
Kültürel mirasa bir de kurumsal gözden bakalım. Bir kurumda küresel mirası konuşurken hem kurumun vizyonu ve misyonu, hem kuruluş değerleri ve hedefleri, hem de işleyiş olarak geniş açıdan bakmak gerektiğine inanıyorum. Bir örnek verdiğim zaman en fazla çalıştığım noktadan veyahut da en iyi bildiğim yerden bir örnek vermek isterim. O da TÜSİAD'dan. TÜSİAD'ın gerçekten kurumsal kültürel mirası her zaman hep savunduğu değerler olmuştur. Kurulduğu günden itibaren değişmeyen ve katkılarla sürekli zenginleşen bir kültürel mirasa sahiptir. Tüm üyeleri ve çalışanlarıyla bir bütün ve zamanla oluşturduğu, sahip çıktığı, hatta üzerinde titrediği kurumsal mirassa tamamen bu şekilde sahip olmuştur. Her zaman savunduğumuz noktalar günün gerekliliklerine de uyum sağlayacak şekilde ilkesel olarak değişmeden durmaktadır. Ta 46 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen. TÜSİAD olarak bizim tarafta hep eleştirel düşüncenin, rasyonel olabilmenin, öğrenmeyi öğretebilmenin, öğrenmeyi aynı zamanda öğrenebilmenin hep önemini savunmaya özen göstermişizdir. Görüş oluştururken ve görüşümüzü savunurken de bilgi ve veriye dayalı olmanın vazgeçilmez bir şart olduğunu her daim altını çizmişizdir. Ve kurum olarak insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce ve inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, rekabetçi piyasa ekonomisinin benimsendiği bir toplumsal düzeni oluşması ve gelişmesini TÜSİAD tam 46 yıldır neredeyse ilk günden beri sürekli amaçlamakta ve hedeflemekte. Ekonomiden sosyal kalkınma ve eğitime, dijitalleşme ve sanayi 4.0'dan küresel iklim değişikliğine, cinsiyet eşitliğinden sektörel politikalara kadar geniş bir spektrumda çalışmalara hızla devam ediyoruz. Ve özellikle de üretmiş olduğumuz raporlar, görüşler, hatta keskin görüşler diyebilirim ve binlerin üzerinde bu anlamda yansıtmış olduğumuz etkinlikler, kurucularımızın deyimiyle fikir üreten fabrika olmaya devam ediyoruz. Çok sevgili dostlar, hepimiz önümüzde uzanan bu dünyada daha keskin bir bakış açısıyla bakmak istediğimiz kesin ve buna da fazlasıyla ihtiyaç var. Bunun için çoğunlukla veri yığınlarının altında kendimize yol açıp ışığa uzanan tüneller oluşturmaya çalışıyoruz. Hangi verinin bizi doğru bilgiye ulaştıracağını anlamaya çalışıyoruz. Bazen sonucu en hızlı ulaşmayı, en hızlı şekilde ulaşmayı, en doğru sonuca ulaşmaktan daha öncelikli değerlendirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda hız ve çeviklik hiç kuşkusuz başarının önemli anahtarlarından bir tanesidir. Ancak hız sonuca giden yolda etkili bir araçtır. Doğru sonuca ulaşmanın değeri ise her şeyden önemlidir. Gündelik kaygıların getirdiği bütün sabitleri, ama bütün sabitleri sevgili dostlar bir kenara bırakıp araştırmanın gücüne, kurumsal mirasın ruhuna inanmak, bu yolculukta bir kurumun başarı açısından en belirleyici faktörler olacağına her gün aşağı yukarı şahit oluyoruz ve bundan sonra da tanıklık etmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı, sevgilerimi ve çok keyifli bir etkinlik olmasını canı yürekten diliyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun.